Evet, merhaba arkadaşlar. Bitişik kuramları da bitirdiğimize göre artık bağlaşımcılık kuramına geçebiliriz. Bağlaşımcı kuralı Thorndike'ın kuramıdır. Thorndike biliyorsunuz edimsel koşullanmanın temelini dağıtmıştır. Edimsel koşullanmanın temelini nerede attı? Konumuz içerisinde bir yerde zaten karşımıza çıkacak. O yüzden şimdilik girmiyorum. Thorndike'ın bağlaşımcılık kuramı diye geçiyorum arkadaşlar. Bağ kuramı diye de görebilirsiniz. Bağ kuramı peki ne demektir derseniz şu. Thorndike'a göre öğrenmeler arkadaşlar deneme yanılma yoluyla gerçekleşir. Veya sınama yanılma yolu da karşımıza çıkabilir. Sınama şeklinde de çıkabilir. Thorndike'a göre öğrenmeler deneme yanılma yoluyladır. Deneme yanılma yoluyla öğrenirken arkadaşlar ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Elimizde 10 tane anahtar var diyelim ve açılması gereken bir kapı var. Ne yaparsınız? Yapacak şey çok basittir. 10 anahtarın her birini tek tek deneyeceksinizdir. İşte Thorndike'ın söylemiş olduğu şey şudur arkadaşlar. Diyor ki her bir deneme, aslına bakarsanız her bir deneme bir küçük adımdır. Küçük adım ülkesini biz nereden biliyoruz? Biliyorsunuz programlı öğretimde edimsel koşullanmayı anlatırken vardı. Küçük adımlar ilkesi, kebap yöntemi vardı. Oradaki kebaptaki K küçük adımlar ilkesiydi. Bir kere her bir denemenin bir küçük adım olduğu arkadaşlar Thorndike'dan gelmektedir. Bununla birlikte her bir deneme bir küçük adımdır ve birinci anahtar bizi doğruya götürmezse ikinciyi, ikinci anahtar götürmesi 3, 4, 5 atıyor. 8. anahtar bizi doğru anahtar olur. Kapıyı açmış olabilir. İşte 8. anahtara ise arkadaşlar seçip bağlanma süreci başlar. Dolayısıyla Thorndike'a göre öğrenmeler deneme yanılma yoluyladır. Her bir deneme bir küçük adımdır. Yapılan denemelerde bizi olumlu sonuca, doğru sonuca götüren öğe ise arkadaşlar seçip bağlanırız diyebiliriz. Dolayısıyla seçip bağlanmadaki bu bağ Thorndike bağlaşımcılık kuramının da arkadaşlar temelidir. Onu da söylemiş olalım. Deneme yanılmadan arkadaşlar birçok kez soru geldi. Yalnız burada şuna dikkat etmeniz lazım. Deneme yanılma Thorndike'a göre yani bağ kuramına göre buradaki deneme yanılmalar zihinsel süreçlerden arınıktır arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Eğer işin içine zihin girerse daha sonra bilişselci kuramcılardan, körlerde bahsedeceğimiz iki tane kavram karşımıza çıkar. Bunlardan birincisi içgörü yoluyla öğrenme, diğeri ise kavrama yoluyla öğrenme. Kavrama veya arkadaşlar karşımıza seziş diye de çıkabilir, seziş yoluyla öğrenme diye de çıkabilir. Son dönemde birçok kaynakta arkadaşlar bu ikisi beraber alınmaya başladı. Çünkü ÖSYM de öyle sürmeye başladı. Genellikle şıklarda bu ikisini ayrı değil de bir almaya başladılar. Ama bizden özellikle bir ayrım isterseler diye ben hem deneme yanılma hem içgörü hem kavrama yoluyla öğrenmenin farklarından bahsedeyim. Deneme yanılmada arkadaşlar zihinsel süreçlerden arınık, tamamen tesadüfi denemeler yapıp sonuca götüren seçip bağlanma süreci vardır. Ha, bu arada seçip bağlanma sürecinde şöyle söyleyeyim size. 8. anahtar bizi doğru anahtarsa eğer kapıyı açtıysa bundan sonra aynı 10 anahtar ve aynı kapıyı açmak zorunda kaldığımızda ilk 7'sini eler 8.'den başlarız demektir. Seçip bağlanma. Bununla ilgili mesela şöyle de bir örnek vereyim. Diyelim ki bir puzzle'ınız var veya Lego oyuncaklarınız var ve bunun çocuğunuzun bir şekil yapmasını istiyorsunuz. Çocuğunuz bunu yaparken tamamen tesadüfi şekilde söktü taktı, söktü taktı ve sonuca ulaştıysa öğrenme yolu deneme yanılmadır. Atıyorum bunu 3 saatte yapmıştır. İkinci bir kez parçalayıp bir daha yap dediğinizde çocuk bunu bu sefer 2 saate yapacaktır. İyi de zihinsel süreçlerden aranıp bu durum nasıl oldu derseniz aslında şöyle oldu. Çocuk içlerinden bazı parçalara seçti ve bağlandı. Onun oraya geleceğine artık bağlanmış oldu. Dolayısıyla bu nedenle daha kısa sürede, üçüncü kez yaptırırsanız o süre biraz daha kısalacaktır diyebiliriz. Ama bu olaylar tamamen
zihinsel süreçlerden arınık bir şekilde gerçekleşir. İçgörü yoluyla öğrenmede ise arkadaşlar, başlangıçta tesadüfi denemeler yapmak, yine zihinsel süreçlerden arınıp bazı denemeler yapmak, sonuca ulaşamadığını görünce durup bir düşünmek, düşünmek işin içine girdiyse zihinsel süreçler içine girdi demektir. Daha sonrasında ise çözüme ulaşmak durumu söz konusudur. Yani çocuğumuza o legolardan o yapmasını istediğim şekli söylediğimizde başlangıçta bir dener birkaç tanesine, baktı ki olmuyor, sonuç olarak oturup düşünür neyi nasıl yapacağını, farkına varır, aniden farkına varır ve şekli oluşturacaktır biliyoruz. Kavrama yolunu içgörü yolundan ayırmak isterse arkadaşlar, eğer bizden yapacağımız şey deneme olmadan tamamen zihinsel süreçleri kullanması gerekmektedir. Örneğin, çamaşır makinesini çalıştırmak isteyen, evet yeni bir çamaşır makinesini aldınız ve bunu çalıştırmak istiyorsunuz. Bir bayan, çamaşır makinesini çalıştırmak isteyen bayan, üstündeki tuşlara rastgele basarak makineyi çalıştırdıysa, kullanmış olduğu yöntem, dikkat ederseniz zihinsel süreçlerden arınık olduğu için denemeye fakat başlangıçta birkaç tuş denedi, ulan makineyi bozmayalım dedi, ne yapayım falan derken, düşünürken, kumanda, televizyon kumandasının üstündeki işareti fark etti. Dedi ki, ha bu televizyon açma kapatmayı sağlıyor, acaba makine içinde mi öyle dedi. Ve makineyi böyle açtıysa, içgörü yoluyla öğrenme, başlangıçtaki tesadüfi denemeler yüzünden. Eğer hiç deneme yapmaksızın direkt bunun farkına varıp arkadaşlar makineyi öyle çalıştırdıysa da kavrama yoluyla, seziş yoluyla öğrenmedir diyeceğiz. İçgörü ve kavranmada arkadaşlar ortak olan şey şudur. Durup bir düşünmek ve aniden farkına varmak durumudur. Bunlar da daha sonra bahsedeceğim için şimdi çok bu konuya değinelim. Kısaca deneme yanılma, arkadaşlar bu zamana kadar çok da soru geldi deneme yanılmadan, hala daha soru gelebilir. Fakat Tönder'in bağ kuramında asıl son dönemde soru sorulan yer ise yasalarıdır. Tönder'in 3 tane yasasından bahsedebiliriz. Yalnız yasalarına geçmeden şunu söylemek isterim. Şimdi ben size yasaları içerisinde ikişer tane, üçer tane durum söyleyeceğim. Bizim için doğru olan, daha doğrusu Tönder için de şu doğrudur diyeceğim. Dolayısıyla siz karşılıklı iki tane özellik verdikten sonra Tönder için doğrusu budur dediğimizde Tönder için arkadaşlar doğrusu odur. Bunun haricinde söyleneni yanlış bir şekilde kabul edip ona göre soruları çözmek lazım ki genellikle yasa sorularında da zaten der ki Tönder hangi yasasına aykırıdır der. Dolayısıyla biz doğru olanı bilirsek aykırı olanı da bilmiş olacağız. Bunlardan birincisi arkadaşlar hazır bulmuşluk yasası. Hazır bulmuşluk yasası bizim bildiğimiz hazır bulmuşluk aslına bakarsanız. Şu diyecek ki şimdi hazır bulunmuşta 3 tane durum karşımıza gelebilir. Bunlardan birincisi, bireyin her şeyiyle, şimdi burada her şeyiyle neden kastettiğimizi de söyleyelim ona göre. Hazır bulunmuşluk kavramını en başta arkadaşlar temel kavramlarda söyleyelim. Nedir bu? Hazır bulunmuşluk. İlgi bakımından birey hazırsa, istek bakımından hazırsa, motivasyon, güdü bakımından hazırsa, genel uyarılmışlık hali yeterli düzeldeyse, veya ön bilgileri yeterlisi. Bu birey hazır birey anlamına gelir. Hazır bulmuşluğu yeterli birey anlamına gelir. Üç durumdan birincisi, birey bu durumlardan hazırdır. İlgisi, isteği, güdüsü, ön bilgileri tamamlanmıştır. Ve çevre de onu desteklerse, arkadaşlar çocuk mutlu olur, mutlu olan çocuk da öğrenmesi etkili bir şekilde gerçekleşecektir diyebiliriz. İkinci durum nedir? Birey yine hazırdır. İlgi, istek, motivasyon, ön bilgi bunlar tamamdır. Fakat çevre onu desteklemez. Tam tersine engellerse arkadaşlar çocuk mutsuz olur. Mutsuz olan çocuğun öğrenmesi etkili bir şekilde gerçekleşmez. Üçüncü durum, birey hazır değil. Yani
ilgisi yok, isteği yok, motivasyonu yok veya ömrü eksiği var. Fakat çevre onu zorlarsa, arkadaşlar bu durumda çocuk yine mutsuz olur. Mutsuz olan çocuğun öğrenmesi beklenemez. Şimdi az önce söylediğim şeyi örnekle bunun üzerinde açıklamaya çalışayım. Töndal için bu üçü içerisinde doğru olanı budur. Gel ki bu durumda öğrenme gerçekleşir. Bu ikisi doğru değildir. Genellikle bize verilen ölçüler arkadaşlar bunun veya bunun şeklinde verilir. Töndal'ın hangi yasasına aykırıdır denir. Cevabı hazır bulmuşluk olacaktır. Bununla ilgili çıkmış bir soru şu. Diyor ki bir köye atanan bir öğretmen, ikinci sınıfların sınıf öğretmeni oluyor. Ve çocukları ileride çokça sınava gideceklerini düşünün, önceden hazır olmasını istiyor. Bu nedenle hemen okul başlar başlamaz onlara kitap okuma ve kitap haftada iki kitap okuma ve kitabın özetini çıkartma görevi veriyor. Bu durum Thorndike'ın hangi yasasına aykırıdır şeklinde sormuşlardı. Şimdi dikkat ederseniz, İkinci sınıf öğrencileri okuma yazmayı yeni öğrenmiştir, değil mi? Artı yaz tatili araya girmiştir ve birçoğunu unutmuşlardır, değil mi? Hazır değiller. Hazır değiller yani kısaca. Hazır olmayan çocuklar, hazır olmayan çocukları öğretmen ne yapmaya çalışıyor? Zorlamaya çalışıyor. Bu çocuklarda zamanla mutsuzluk olacak. Mutsuzluk sonucunda da diyoruz ki öğrenmeleri etkili bir şekilde gerçekleşmeyecektir diyoruz. Şimdi gelelim diğer bir duruma. Bu şekilde arkadaşlar hazır bulunmuşluk bu şekilde karşımıza çıkar. Örneğin çocuk sözlü sınavına çok çalışmıştır. Çok çalışmıştır. Çünkü istek, motivasyon her şey vardır. Öğretmen o gün onu sözlüye kaldırmaz. Yani engellemiş olur. Dolayısıyla da çocuk mutsuz olacak ve öğrenmeleri etkili bir şekilde gerçekleşmeyecektir diyoruz. İkinci yasamız arkadaşlar tekrar yasasıdır diyoruz. Tekrar yasası ve etki yasası ile ilgili yalnız şunu söyleyeyim. Töndal kuramını değiştiren bir kuramcıdır. Dolayısıyla 1930 öncesinde başka bir şey, 1930 sonrasında ise başka bir şey söylemiştir. Bu nedenle bunu 1930 öncesi ve 1930 sonrası şeklinde ikiye ayırıyorum. 1930 öncesinde söyledikleri bizim için yanlış olacak arkadaşlar, onu söyleyelim. Genellikle önce 1930 öncesine uygun şekilde yazılır. Hangi yasaya aykırıdır der, lütfen buna dikkat edelim. 1930 öncesinde söylenen şeyler bizim için yanlış olacak. Ne demiştir peki Törner? Törner şunu demiştir, davranışlarda yapılan tekrar, davranışın kalitesini arttırır. Davranışta yapılmayan tekrarlar ise davranışın kalitesini azaltır demiştir. Uyarıcı tepki bağı arasındaki bağı zayıflatır demiştir yani kısaca. Bunda arttırırken bunda da azaltır demiştir. Şimdi bu aslında bize benzer bir kavram. Neden benzer? Dikkat ederseniz davranış peşinden ödül geliyor. Ödül gelirse davranışın yapılma sıklığı artıyor. Davranış peşinden ceza geliyor. Pardon, özür dilerim. Yapılan tekrar veya yapılmayan tekrar. Ben etki yasasını bir anda hemen uçtum. Etki yasasından bahsetmeye çalışıyorum. Hayır, burada arkadaşlar yapılan veya yapılmayan tekrarlardan bahsediyorum. Cem Yılmaz'ın bu, ama bu o hikaye değildi durumu gibi. Şimdi asıl hikaye şu. Buna nereden karar veriyor derseniz şundan karar veriyor. Diyor ki bir kör, gözü görmeyen bir adama düz çizgi çizdirme çalışması yapıyor. Düz çizgi çalıştırmasını yaparken adam çizgiyi çiziyor. Daha sonra sayfalarca yazmasına rağmen en başta çizmiş olduğu çizgi eğik olduğu için arkadaşlar onu bir türlü düzeltemiyor. Halbuki ne yapmak gerekirdi diyor. Diyor ki eğer en başta çizmiş olduğu o eğik çizgiyi durup düzelseydi tekrar yapılmasına gerek yoktu ki. Dolayısıyla davranışta tekrar önemlidir. Evet, kalitesini arttırabilir ama davranışta yapılmayan tekrarların arkadaşlar herhangi bir önemi yoktur, azaltmaz diyecektir. Burada önemli olan şey dönüt, düzeltme.
dönüp düzeltme arkadaşlar bizim için önemlidir diyoruz. Eğer en başta yapılan, ha bu arada şunu da söylemek lazım. Az önce öğrendiğimiz Watson ve Guthrie kavramlarına bakıldığında özellikle tekrarlara vurgu yapan Watson'du ki 1930 öncesinde Watson atıfta bulunmuştur. Özellikle tek denemeden bahseden ise Guthrie'di. 1930 sonrasında da Guthrie'ye atıfta bulunmuştur. Bizim için 1930 sonrası doğrudur. Yani evet yapılan tekrar davranışı persepsini arttırabilir ama yapılmayan tekrarlar davranışta herhangi bir bozulma neden olmaz. Tek deneme önemlidir diyecektir burada Thorndike. Şimdi üçüncü olarak da az önce karıştırdığım etki yasasından bahsedeyim. Etki yasasından arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Bu zamana kadar hazır bulmuşluktan ve etki yasasından soru geldi ama tekrar yasasından henüz soru gelmedi. Burada şu da karşımıza çıkabilir. Yani yeni dönemde tekrar yasasından da önümüzdeki dönemde soru karşımıza gelebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Şimdi kavramlar da önemli dedik. Hazır bulmuşluk yani öncül içerisinde arkadaşlar size yardımcı olacak bazı kavramlar var. İlgi, istek, güdü, ön bilgi buna benzer kavramlar görürseniz sizi hazır bulmuşluk yasasına dönüt ve düzeltme gibi veya yapılan yapılmayan tekrarlar gibi kavramlar karşınıza çıkarsa da sizi tekrar yasasına götürsün. Etki yasasına götürmesi için de arkadaşlar size ödül veya cezadan bahsetmesi gerekir. Şimdi yine etki yasasında da 1930 öncesinde ve sonrasında farklı şeyler söylemiş. Yine bizim için 1930 sonrası doğru olacak, 30 öncesi yanlış olacaktır. Peki ne demiştir? Şunu demiştir. Bir davranış eğer ödüllendirilirse davranışın yapılma sıklığı artar. Eğer davranış cezalandırılırsa davranışın yapılma sıklığı azalır ve ortadan kalkar. Bu çok bildiğimiz, aslında bakarsanız işte Thorndike'ın edimsel koşullanmanın temelini attır dediğimiz şimdi etki yasasında karşımıza çıkar ama 1930 öncesinde. 1930 öncesinde arkadaşlar yapılan veya verilen pekiştirici veya cezanın davranışı yapma sıklığını arttıracağını veya azaltacağını söylemiştir. Fakat 30 sonrasında bunu değiştirmiş. Evet, davranışın ardından gelen ödülün davranışın yapılma sıklığını arttıracağını fakat davranışın ardından gelen cezanın davranışta herhangi bir değişmeye neden olmayacağını söylemiştir. Arkadaşlar cezanın burada etkili olmadığını söyleyeceğiz. Dolayısıyla etki yasası içinde ödül ve ceza mevzusu varsa arkadaşlar bizim için diyoruz ki etki yasası olarak karşımıza gelebilir. Soru olarak karşımıza çıktı dedik. Şöyle bir soru vardı. Bir fen bilgisi öğretmeni laboratuvarda ders işliyor. Fakat laboratuvarı düzenli bir şekilde bırakanlara teneffüste çay ısmarlarken düzenli şekilde bırakmayanlara teneffüste çıkmama cezası veriyor diyor. Buna göre hangi yasaya aykırı davranmıştır? Dikkat ederseniz ödül ve ceza. Dolayısıyla arkadaşlar bir kere ödül tamam okey verilebilir ama ceza Thorndike'a göre arkadaşlar verilmemesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle de öğretmenin yapmış olduğu durumun etki yasasına aykırı olduğunu söyleyebiliriz ki genellikle Thorndike soruları, yasa soruları arkadaşlar bu şekilde karşımıza çıkacaktır. Şimdi gelelim Thorndike'ın bu zamana kadar arkadaşlar dediğim gibi deneme yanılmadan soru çıktı. Deneme yanılma kavramından soru çıktı. İçgörü ve kavrama yoluyla öğrenmeyle karşılaştırdılar. Hatta aynı şıklarda olduğu, aynı sorunun şıklarında, seçeneklerinde olduğu durumlar oldu. Bununla birlikte yasalarından özellikle hazır bulmuşluk ve etki yasasını sordular. Fakat bu zamana kadar kavramlarından hiç soru sorulmadı. Kavramlara aslında bakarsanız genel itibariyle klasik koşullanma kavramlarına benziyor aslında. Sadece isimleri farklı. Belki de sorulmama nedeni budur ama bu zamana kadar kavramlarında hiç soru sorulmadı. Karşımıza gelebilir mi? Gelebilir ama yine küçük bir ihtimali olduğunu söyleyeyim. Bunlardan birincisi arkadaşlar tepki analojisi. Şimdi
tepki analojisi dediğinde ismi hani analoji falan diye geçiyor ama aslına bakarsanız tepki analojisi dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? Klasik koşullanmadaki uyarıcı genellemesi. Yani aynı tepki almak için benzer uyarıcılar. Neydi? Her sakal diye dede demek. Sen kendisini ısıran köpekten değil de bütün sokak köpeklerinden korkmak bir uyarıcı genellemesiydi. Tepki analojisi dediğimiz şey de aslında uyarıcı genellemesine benziyor. Sadece bir fark var. O da şu. Bu uyarıcılar benzer uyarıcılardan ziyade benzer ortamlar içermelidir diyor. Benzer ortamlar içeriyorsa diyor arkadaşlar bu tepki analojisi olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle ki iş yerinde sürekli balkonda sigara içtiğinizi düşünün. Sürekli balkonda sigara içen bir bireyin eve gittiğinde balkona çıktığında sigara isteğinin gelmesi aslına bakarsanız benzer ortamlara karşı aynı tepkinin gösterilmesi durumudur ki bu da tepki analojisi olarak karşımıza çıkacaktır diyoruz. Veya Tarzan örneği burada verildi. Bilmiyorum daha önce duydunuz mu ama Tarzan mesela ormanda tehlikeli bir durumla karşılaşınca Tarzan ne yapar? Çıkan ağacın birine tırmanır. Şehire geldiğinde Tarzan tehlikeli bir durumla karşılaştığında ne yapması beklenir? Onun için durum aynı durumdur aslında. Tehlikeli bir durumdur. Haliyle yüksek bir binaya veya bir şeye tırmanmaya çalışacaktır diyoruz. Bu tepki analojisidir. Aklınızda uyarıcı genellemesine benzediği şeklinde kalsın. Fakat orada benzer uyarıcılar değil, benzer ortamlar durumu söz konusudur diyelim. Bir diğeri çarşımsal geçiş kavramı. Çarşımsal geçiş de, bakın bu uyarıcı genellemesiydi, bu da üst düzey koşullanmadır. Şimdi davranışçıların biliyorsunuz en popüler olan tarafı önce bunun deneylerini hayvanlarda kullanmaları, sonra bunları insanlara yormalarıdır. Çarşımsal geçişte de Turner bir kediyi kullanmıştır. Kediye önce balık uzatmış, balığı yavaş yavaş çekmiş, kedinin ayağa kalkmasını sağlamıştır. Bunu zamanla bu tabii ki koşullu uyarıcı, koşulsuz uyarıcı durumuna dönüştürebilirsiniz. Bir müddet sonra bunu ayağa kalk komutuyla yapmış, balığı vermiş, sonra çekmiş, ayağa kalk demiş bu arada tabii. Ayağa kalk demiş, balığı çekmiş, ayağa kalkmış kedi ve bir müddet sonra arkadaşlar bunu tekrarladıktan sonra zamanla balığı ortadan kaldırmış, ayağa kalk komutuna karşılık, ayağa kalk komutuna karşılık kedinin de ayağa kalktığını görmüştür. Dolayısıyla aslına bakarsanız üst düzey koşullanmadan ne farkı var? İkinci dereceden koşullanma hiçbir farkı yok. Onda ne yapıyorduk? Onda da bir tane nötr uyarıcı vardı. Önce ona koşullandırıyorduk. Buradaki balığı yukarı çekerek kediyi ayağa kaldırmamız gibi. Sonra bunu başka bir nötr uyarıcı ile ilişkilendiriyorduk. Ayağa kalk komutu gibi. Dolayısıyla üst düzey koşullanmanın arkadaşlar Thorndike'a göre sorarsa orada cevabımız üst düzey koşullanma değil, çarşımsal geçiş olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi ait olma kavramı ise Gestalt yani bilişselcilerin temelini oluşturan Gestalt öğrenmeleri yakınlık kavramına aittir. Şimdi yakınlık, Gestalt'ta yakınlık ne demek? Şu demek. Zamansal ve mekansal olarak birbirine yakın olan kavramlar diyor ki bir grup halinde alıyor, beraber alıyor diyor. Tördak da diyor ki hayır öyle olmaz diyor. Bunların beraber algılanması için zamanda ve mekanda yakın olmaları yeterli gelmez. Birbirlerine ait olmaları gerekir. Eğer birbirlerine ait değilseler arkadaşlar beraber algılanmazlar diyecektir. En önemli örneklerinden biri de şudur. Şimdi cümlede özellikle bazı yerlerin arasında boşluk, bazılarında ise boşluk yok. Burada cümleyi okuduğumuzda kediler, miyavlar, köpekler, havlar şeklinde. Peki buradaki soru şu, siz kediyi mi miyavlar şeklinde algıladınız, köpeği mi miyavlar şeklinde algıladınız?
Bu cümleyi ne kadar okursanız okuyun arkadaşlar, ne şekilde okursanız okuyun, kediler miyavlar, köpekler havlar diye algılayacaksınızdır. Bu arada boşluk var, bunda yok. Normalde yakınlık ilkesine göre bunun beraber algılanması gerekirdi. Niye algılanmadı? Çünkü arkadaşlar miyavlama köpeğe ait bir kavram değildir de bu nedenle beraber algılanmadı. Şimdi bir başka örnek de reklamlardan vereyim isterseniz. Reklamlarda mesela size reklamları izlemeniz gerektiğini, sonra da hatırlamanız gerektiği istenildiğinde şöyle reklamlar çıkabilir. Bir tane çay reklamı, bir tane çekirdek reklamı peş peşe geliyor. Bir de arkadaşlar koltuk reklamı geliyor. Çay, çekirdek ve koltuk reklamı geliyor. Size daha sonra dönüp de reklamlarda ne vardı diye sorulduğunda genel itibariyle insanların çayı ve çekirdeği algıladığı, hatırladığı ama koltuk reklamını hatırlamadığı görülüyor. Sebep? Yakınsa hemen peş peşe veriliyor. Bunlar da yakın. Niye çayla çekirdek de koltuk değil derseniz, çayla çekirdek arkadaşlar birbirine ait kavramlardır. Çayla çekirdek güzel gider yani. Bu nedenle de beraber algılamamız normal ama bunu arkadaşlar onlarla ilişkilendiremiyoruz. Onlara ait olmadığı için beraber algılayamıyoruz diyor Thorndike. Şimdi Thorndike'ın bir kavramı daha var. O kavram da şu. Tepki çeşitliliği. Tepki çeşitliliği kavramı aslına bakarsanız çok mantıklı bir kavram. Thorndike'ın kuramına göre düşündüğümüzde. Çünkü Thorndike ne diyor? Öğrenmeler deneme yanılmayladır diyor. Tepki çeşitliliğinde de diyor ki ne kadar tekrar ederseniz tekrar sayısı ne kadar fazla olursa arkadaşlar haliyle deneme sayımız o kadar fazla. Dolayısıyla öğrenme ihtimalimiz de o kadar kolay olacaktır diyor tepki çeşitliliğinde. Fakat burada yapacağınız denemeler birbirinden farklı olmak durumundadır. Deneme, farklı denemeler olacak ki tepki çeşitliliğiniz artsın ve o kadar kolay sizi sonuca ulaştırsın. Siz de ona seçip bağlanın ve öğrenmeyi gerçekleştirmiş olun diyoruz. Burada örnek olarak karşımıza şöyle bir şey çıkabilir. Örneğin, şimdi 12 yaşında bir çocuğu, 6 yaşında bir çocuğunuz olduğunu düşünün ve ork alıyorsunuz bunu, onu çalmasını istiyorsunuz. Çocuklar başlıyor deneme yapmaya. Fakat 12 yaşındaki çocuk kısa bir sürede bunu öğrenirken 6 yaşındaki çocuğun bunu öğrenmesi uzun bir zaman oluyor. Bunu Thorndike'a göre nasıl açıklarsınız diye bize sorarsalar açıklayacağım şey şudur arkadaşlar. 12 yaşındaki çocuğun haliyle ince kas gelişimi yani hazır bulunuşluğu daha fazladır. Bu nedenle daha çok çalışma ve daha çok deneme yapma ihtimali vardır. Denemelerin sayısı arttıkça haliyle farklı denemelerin sayısı arttıkça öğrenmesi daha da etkili olacaktır. 6 yaşındaki çocuğumuz ise daha yavaş bunu öğrenecektir diyebiliriz. Bakalım başka kaldı mı? Sınava yanılmadan, küçük adımlardan, çağrışımsal geçişten, ait olmadan bahsettik. Şimdi arkadaşlar bir tane daha aslında bahsedeyim. Burada çağrışımsal zıtlık olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi çağrışımsal zıtlıkta size daha önceki kavramlardan birini hatırlatmam lazım. O da şu, çağrışımsal anlam. Temel kavramlarımızdan biriydi. Eğer bir bilgi diğer bilgiyi çağrıştırıyorsa çok kolay bir şekilde öğrenilebilir demiştik. Burada 3 tane senin çok kolay öğrendiğini söylemiştik hatırlarsanız. Zıtlıklar, ardışıklıklar, bir de kodlamaydı hatırlarsanız. Şimdi ardışıklıklarda biz şunu demiştik. Demiştik ki 0'dan 100'e doğru saymak kolaydır. Çünkü 0'dan 100'e doğru giderken 0-1'i, 1-2'yi, 3'te 4'ü çağrıştırın. Veya alfabede A'dan Z'ye doğru saymak kolaydır. Çünkü A, B'yi, B, C'yi, C'de D'yi çağrıştırır. Fakat bunu tam tersini yapın dediğimizde, yani 100'den 0'a doğru geri sayın veya Z'den A'ya doğru sayın dediğimizde tökezlemeye başlar. Nedeni?
Arkadaşlar, bunlar çağrışım yapmasına rağmen tersten geldiğimizde çağrışımsal zıttık olacağından dolayıdır diyoruz. Evet, bugün itibariyle bu kadar. Peki ne yaptık? Kabaca bir tekrar etmem gerekirse, bitişik kuramcılarımız olan Watson ve Guthrie'den bahsettik. Watson'da sistematik duyarsızlaşma, Guthrie'de ise eşik zıt tepki, bıktırma ve alışkanlık çatışmasından bahsetmiştik. Alışkanlıkları bastırılmasından. Turndike'de ise arkadaşlar deneme yanılmada seçip bağlanma, küçük adımlar ve seçip bağlanma sürecinden bahsettik. Bununla birlikte içgörü ve kavrama yoluyla öğrenmeler farkından bahsettik. Aynı zamanda etki yasasından, tekrar yasasından ve hazır buluşuk yasasından, daha sonrasında ise bunun kavramlarından bahsetmiş olduk. Dolayısıyla bağlaşımcı kuramı ve onunla birlikte davranışçılar arkadaşlar bizim için bitmiş oldu. Bir dahaki dersimizde, bir dahaki videomuzda ise arkadaşlar bilişsel ağırlıklı davranışçılardan yani Tolman'dan ve Bandura'dan bahsetmeye başlayacağız. Özellikle işlerinde Bandura son dönemde çok önemlidir. Son yıllarda 2 veya 3 soru gelmektedir diyebiliriz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.